Cisimler hareket etmiyor ise o zaman sürtünme kuvvetimiz uygulanan kuvvete eşittir. Uygulanan kuvvet yani harekete zorlayan kuvvete. Cisimler hareket etmiyorsa. Hareket etmiyorsa. Bu durumda statik sürtünmemiz birinci durumda yani Fx'imiz uygulanan F kuvvetine. Fy sürtünmemiz uygulanan 2f'ye, yine Fz uygulanan 2f'ye eşit olup sürtünme kuvvetleri y ve z birbirine eşit, x onlardan küçük. Cevabımız C seçeneği olur. Dengede tutuluyor ise diyor, yani hareket etmiyor ise o zaman sürtünme kuvvetimizin değeri cisme harekete geçirmek isteyen kuvvete eşittir. Harekete zorlayan kuvvete eşittir. Şimdi burada harekete zorlayan kuvvetimiz tabii ki cismin aşağı doğru olan ağırlığı yani 20 Newton olduğundan dengede kalabilmesi için o zaman sürtünme kuvvetimizin de 20 Newton olması gerekir. Cevabımız B seçeneği olur. Cisimler dengede tutuluyor ise o zaman sürtünme kuvvetimizin değeri harekete zorlayan kuvvete eşittir. Statik sürtünmenin değeri harekete zorlayan kuvvete eşittir. Net kuvvete tabii ki. Şimdi bu durumda cisimleri harekete zorlayan burada 1 mg kadardır. L'de de 1 mg kadardır ağırlığı. Aşağı doğru çünkü hareket olabilir düşeyde. Burada da 2 mg kadardır. Sürtünme kuvvetimiz burada K kadar. Burada FL demiş. Burada da FM demiş. O zaman K'nın sürtünme kuvveti 1 mg'ye. Yine aynı şekilde L'nin sürtünme kuvveti 1 mg. M'nin sürtünme kuvveti ise 2 mg'ye eşit olur. Yani KL'ye eşit, M onlardan büyük. Cevabımız C seçeneği olur. Kinetik sürtünme katsayısından hemen kinetik sürtünme kuvvetini bulacak olursak F sürtünmemiz hemen şurada bulmamız kolay olacaktır. K çarpı tepki kuvveti. Burada K'mıza 0,3 tepkide ağırlığı olan 200 Newton olup buradan 60 Newton olur. Şimdi uygulanan kuvvetimizin değerinin yani F'in de 100 olduğu verilmiş. Bu durumda ivmemiz cisme etkileyen net kuvvetin kütleye oranıdır. Net kuvvetimiz 100 eksi 60, kütlemizin değeri ise 20 kilogramdı. Buradan da 40 bölü 20'den 2 metre bölü saniye kare gelir. Cevabımız B seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle sürtünme kuvvetimizin değerinin kinetik değerini bulacak olursak kinetik değeri K çarpı mg'den 0,8 çarpı 20'den 16 çıkar. 16 çıkarsa o zaman F uygulanan kuvvetimiz 10 Newton küçüktür 16 Newton olduğundan cisim harekete geçemez. Cisim hareket edemez. Bu durumda da sürtünme kuvveti cisme etkileyen kuvvete yani 10 Newton'a eşit olacaktır. Arzu'nun yorumu yanlıştır. Emel'in yorumu doğrudur. Statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden daha küçük olduğundan harekete geçemez. Cisme etkileyen net kuvvet 0 olmalıdır diyor. Yine Beryl'in cümlesi de doğrudur. Harekete geçmediğinden buradaki sürtünme kuvveti de 10 Newton olmalıdır. Bu durumda net kuvvetimiz de 0 olur. Cevabımız E seçeneği olur. Grafiğimizin eğimi ivmeyi verirdi. Buradan ivmemiz 8 bölü 2'den 4 metre bölü saniye kare olur. Cismimiz hızlandığına göre kuvvetle aynı yönde olacak bir ivmedir. 4 metre bölü saniye kare. Bu durumda
F kuvvetimizin arkadaşlar 20 olduğunu biliyorsak 20 bölü 2'den 10 çıkar. Oysaki ivme 4 olduğundan demek ki sürtünme vardır. Bu durumda sürtünmemizi bulabilmek için bakınız F net eşittir M çarpı A diyecektik. Buradan F netimiz 20 eksi sürtünme. Kütlemiz 2, ivmeyi de 4 bulmuştuk. Buradan sürtünme kuvvetimizin değeri 20 eksi 8'den 12 gelir. Sürtünme kuvvetimiz K çarpı tepki yani ağırlık eşittir 12. Buradan sürtünme katsayısı soruluyor bize. Mg'si 20, burada 12 olduğundan 4'e bölecek olursak 5. Bu da 3 olur. Buradan K'mız 3 bölü 5 yani 0,6 gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi cisimler hareket etmiyor ise eğer hareket etmiyorsa sürtünme kuvvetimiz uygulanan kuvvete yani F1'e eşit olacağından 1 için yalnızca F1'i bilmek yeterlidir K cismi için. Ancak hareket ediyor ise bu durumda etkiyen sürtünme kuvvetimizin değeri kinetik sürtünme katsayısı çarpı ağırlık olacağından cisimlerin ağırlığı ve sürtünme katsayısını bilmemiz gerekir. Yani 3 ve 5 cevabımız C seçeneği olur. Grafiğimizin eğimi öncelikle eğimimiz karşı yani ivme bölü burası da F net olacaktır. İğmenin F neti oranı 1 bölü M'i verecektir. O halde eğimimiz buradan karşı 2, komşu da 30 eksi 20'den 10 olup buradan bize cismin kütlesi 10 bölü 2'den 5 kilogram gelir. Şimdi yatay bir düzlemde diyor soruda. Yatay düzlemde cismimiz 5 kilogrammış. F kuvvetine bağlı grafiği diyor. F ile çektik. Sürtünme kuvvetinin değeri soruyor bize. Sürtünme kuvvetinin değeri de buradan K çarpı Mg idi. Şimdi K sürtünme katsayısı bize soruluyor. Sürtünme kuvvetimizin değeri de 20 idi buradan. Çünkü tam burada ivmelenmeye başlamış. O halde 20 eşittir K çarpı 50'den. Sürtünme katsayımız 2 bölü 5. Yani 0,4 gelir. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi cisim dengede tutuluyor diyor. Eğer cisim dengede tutuluyor ise sürtünme kuvvetimiz harekete zorlayan net kuvvete eşittir. Harekete zorlayan, cismi harekete zorlayan net kuvvete eşittir. Şimdi cismimize önce etkiyen kuvvetin bileşenlerini bulacak olursak yatay bileşeni ve düşey bileşeni olmak üzere iki tanedir. Düşey bileşeni 30, yatay bileşeni de 40'tır. Ancak bir de cismin aşağı doğru ağırlığı yani 20 Newton'u vardır. O halde aşağı 20, yukarı 30 olduğuna göre sürtünme kuvvetimizin dengede olabilmesi için aşağı doğru olması lazım. Bu da harekete zorlayan net kuvvete yani burada harekete zorlayan net kuvvetimiz 30 eksi 20 10 olduğundan sürtünme kuvvetimizin değeri 10 yönü aşağı yani bir yönünde 10 olup cevabımız A seçeneği olur.